Hanımefendi, idam eder gibi taşıyorsunuz köpeği. İdam eder gibi taşıyorsunuz. Üç köpeğim var. Bu köpeğe yanlış davranıyorsunuz, hatalı davranıyorsunuz. Kucağındaki köpeği yapmadığını bırakmadı. Köpeğin acı çektiğini gören vatandaşlar müdahale etti. Kimseyi dinlemedi. Hayvanseverleri çileden çıkardı. Ne oldu gençler? Elinden. Hadi gelin beraber. Oha! Burası İstanbul'un en işlek caddelerinden biri. Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi. Caddede akşam saatlerinde dolaşanlar bir kadının kucağında taşıdığı yavru köpeğe eziyet ettiğini gördü. Kadın, köpeğin bağlı olduğu tasmanın ipini idam eder gibi havaya kaldırdı. Köpek bir süre asılı kaldı. Sonrasında zavallı hayvanı sürükledi, hemen müdahale edildi. Hanımefendi, idam eder gibi taşıyorsunuz köpeği. İdam eder gibi taşıyorsunuz. Üç köpeğim var. Bu köpeğe yanlış davranıyorsunuz, hatalı davranıyorsunuz. Kadın köpeğin sahibi olduğunu söyledi. Hayvanseverler köpeği almak isteyince tansiyon yükseldi. Köpeği kucağında taşıyan kadınla gençler arasında tartışma yaşandı. Önce bir kafeye girdi. Hayvanseverler peşini bırakmadı. Sonra kendini çifte havuzlar mevkiinde otomobillerin arasına attı. Çevredekiler ısrarla takibi sürdürdü. Bu sırada birçok vatandaş da 112 çağrı merkezine durumu ihbar etti. Köpekli kadın taksiyi durdurup kaçmak istedi. Hatta içinde müşteri olan bir taksinin kapısını açıp içine oturdu. Vatandaşlar köpeği almak için taksinin önünü kesti. Taksici polisi bekle uyarılarına rağmen hareket ederek uzaklaştı. Köpekli kadınsa polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Göztepe Karakolu'na başvuran 4 kişi kadının köpeğe eziyet yaptığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kadın serbest bırakılırken köpek Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri tarafından teslim alındı. Hanımefendi, idam eder gibi taşıyorsunuz köpeği. İdam eder gibi taşıyorsunuz. 3 köpeğim var. Bu köpeğe yanlış davranıyorsunuz, hatalı davranıyorsunuz.